Gecenin karanlığında en azından kendimizi korumak için iglomuz hazır. Geceyi bunun içinden geçirebiliriz diye hazırlık yaptık. İnşallah başarılı oluruz. Eğer bu sizin ağırsa zaten yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bakıyoruz da hakikaten yani sıfır. Şu anda görüş mesafesi sıfır. Yani kıpırdayacak hiçbir şekilde durumumuz yok. Biz Uludağ'a daha önce defalarca çıktık. Yani ben oraya hakikaten gözü kapalı çıkarım. Hani bunu daha önce olarak söylemiyorum ama gözü kapalı çıkacağım bir yer benim. Fakat o günkü hava şartları öyle bir kötüydü ki. Yani biz buradan 9'da bindik Dolmuş'a. Dolmuş'a gittik zaten. 3 arkadaş gittik. 9'da gittik. Önce birinci otel bölgesinde indik. Ve oradan hemen teleseyircilerin yukarısına çıktık. Oradan da saat 10'dan muhtemelen şey gitmeye başladık. Küçük zirve faaliyeti yapacaktık. Giderken herhangi bir sis falan yoktu zaten. Sis yok, havada gayet normaldi. Hatta karşımıza da 3 tane yine arkadaş geldi. Onlar küçük zirveyi yapmış geliyorlardı. Biz küçük zirveyi yaptık ama küçük zirveye yaklaşırken sis bastırmıştı. Yani sis hakikaten kötüydü. Sonra işte dönüş ona geçtiğimizde küçük zirveden aşağıya indik. Yani öyle bir fırtına var, öyle bir sis var. Ben Uludağ'da öyle bir şey görmedim ama çok oluyormuş. Benim gittiğim dönemde de gelmemiştir. Bir arkadaşımızın da buzlu yere girdiğimiz için ayağı burkulunca biz mecburen kendimizi bir yere sığınma noktası bulmaya çalıştık. Ve güzel de bir yer bulduk. Ve orada ev yaparak, kardan mağar yaparak yaşamaya başladık. Ya üçünüz vallahi neler konuştunuz? O özellikle o ilk bir saati Allah kimse yaşatmasın. Çünkü o ilk bir saatte Ali Can arkadaşımız özellikle yani ayağı burkulduğu halde ben gideceğim diyor. Yani ben gideceğim, aşağı aşağı gideceğim. Yani bir yere varım, bir yerleşime varım diyor ama ölüme gidecek. Bunu çok iyi biliyorum. Daha önce yaşadığımız arkadaşlardan dolayı. Bunu tecrübe ettim, çok iyi biliyordum. Öbür arkadaşım da morali bozuk ama dedim ki kardeşim ben buraya geldiysem, ben size daha istedad etsem buna ben karar vereceğim. Hiçbir kimse bir yere gitmiyor. Sonra bir yarım saatten sonra kendi aramızda konuştuk. Onların biraz moral motivasyonu yükseltince ondan sonra zaten beraber Ali ile iglo yapmaya başladık. O kardeşim yapmaya başladık. Ve orada kalmaya karar verdik. Isınmak için hiçbir şey yok. Çakmağı yakamıyorsun. Birbirinize mi kenetlendiniz? Bir şey tabii birbirimize sarıldık. Öyle oturduk. Hani bir sıcaklık olsun diye. Ama yani o şartlarda nasıl gene kardeşim yapabilirsin veya ilgili yapabilirsin? Elimizden gelen her türlü imkanı kullandık ve yani onu yapmasak zaten ölmüştük. Yani bırak 14 saat, 16 saat kalmayı orada. Bir 2 saat, 3 saat kalma şansımız yoktu. Biz artık öyle ki jandarmaya zaten 3 arkadaşımız da bizim telefonumuzu çekiyor. Yani telefonlar hep bizim açık. Sürekli jandarmayla, AFAD başkanıyla ben irtibat halindeyim ve sürekli görüşüyoruz. Belki siz de oradaysanız duymuşsunuzdur bizim konuşmalarımızı. Sürekli konuşuyoruz onlarla. Onlar bize moral vermeye çalışıyorlar tabii ki. İşte hep geleceğiz, hep motivasyon veriyoruz. Geleceğiz. Artık zaten saat 7 falan oluyordu neredeyse. 6'yı geçiyordu. Yani biz zaten uyumuyoruz. Uyursak zaten gideceğiz. Onu da biliyoruz. Donacağız. Donarak öleceğiz. Ben dedim ki arkadaşlar zaten gelmeseler bile artık kimse gelmese bile biz zaten 8'de ay ışıyacak ve bu sis ortadan kalkacak. Yani 6'da baktık sis hala vardı. Rüzgar hala vardı. 8'de kalkacak ve biz 8'de bir türlü gideceğiz. Yani herkes kendini 8'e göre ayarlasın dedik. Tabii o arkadaşlar da görünce çok çok mutlu olduk bir yandan.